Çok teşekkür ederim. Safra yolu yaralanmalarında nedenlerden bahsedeceğiz. Öncelikle safra yolundan kastımız nedir? Ekstrahepatik safra yollarından tabii ki bahsediyoruz. Sağ hepatik kanal, sol hepatik kanal, ortak hepatik kanal, safra kesesi, sisli kanal ve koledo içeriyor. Neden diğer organların yaralanması ayrı bir oturum konusu olmuyor da safra yolu yaralanmaları ayrı bir oturum konusu? Çünkü hocalarımızın kumaşı az diye tabir ettiği bir doku ve anatomik varyasyonları, normal anatomisi artık anatomik varyasyonlardan oluşan bir organ. Normal anatomide tabir ettiğimiz anatomi sadece vakaların üçte birinde rastlayabiliyoruz. Hem kesenin şekil hem yerleşim anomalileri olabildiği gibi yine sistik kanalın anomalileri, arterin de anomalileri mevcut. Safra yolu yaralanmalarında safra kesesi yaralanmaları ve ekstrahepatik safra yolu yaralanmaları diye ikiye ayırabiliriz. Safra kesesi yaralanmaları daha çok travmatik ya da penetran yaralanmalar sonucunda oluşur. Ateşli silah, delici kesici alet yaralanmaları ya da künt travmalar sonucunda safra kesesinin kontüzyonu, ayrılması ya da travmatik kolestit oluşması gibi. Bizim için asıl önemli kısım ekstrahepatik safra yollarının yaralanmalarıdır. Penetran yaralanmalar genellikle diğer cerrahilerde veyahut da travmaya bağlı olaraktan diğer organlarla birlikte oluşan yaralanmalardır. Onun dışında asıl bu toplantının da zaten konusu olan iatrojenik yaralanmalardır. İatrojenik yaralanmaların da en büyük kısmını kolestektomi esnasında oluşan yaralanmalar oluşturur. Bu 2019 yılında yayınlanan North of America'nın klinik serisinde yayınlanan bir çalışmadan alındı. Amerika'da şu an itibariyle 2019 verilerine göre yıllık 750 bin civarında kolestektomi ameliyatı gerçekleşmekte. Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi'nde 2019 yılında yapılan bir test çalışmasında Türkiye'deki kolestektomi sayılarının da 200 bin civarında olduğundan bahsedilmektedir. Kolestektomiyi ne zaman yapıyoruz? Semptomatik safra kaşlarının tedavisinde yapıyoruz. Peki neden laparoskopik kolestektomi tercih ediyoruz? Tabii ki daha az ağrı, daha hızlı mobilizasyon, hastaneden taburcusu daha kolay, enflamasyon daha küçük ve daha az skar oluşuyor. Ancak bununla beraber laparoskopik kolestektominin en büyük sıkıntısı açık kolestektomiye oranla safra yolu yaralanmaları, teknolojik gelişmelere, bunca tecrübeye, yeni geliştirilen cihazlara rağmen hala açık kolestektomiye göre çok daha yüksek. Bu yükseklik ne kadar? Pek çok yayın bahsedildi. Asıl yaralanmaların önceki yayınlarda 1995'ten sonra ilk yapılan cerrahilerden kaynaklandığı söylendi. Ancak veriler öyle söylemiyor. Bütün bu gelişmelere rağmen laparoskopik kolestektomi halen açık safra kesesi ameliyatlarına göre iki kata yakın bir yaralanma riskini içerisinde barındırıyor. Tüm bu gelişmelere rağmen ancak %0.08'lik bir laparoskopik kolestektomi esnasında yaralanmaların sayısı azaltılabildi. Bir zamanlar daha popüler olan, şu anda herhalde terk edilmeye başlandı, birkaç klinik belki uyguluyordur. Tek port laparoskopik kolestektomilerde bu oran 0.72'ye kadar çıkıyor. En yüksek safra yolu yaralanma oranı tek port kolestektomilerde görülüyor. Peki safra yolu yaralanmaları neden önem arz ediyor? Birincisi kumaşı az diye tabir ettiğimiz için onarım oldukça güç. Onarımda cerrahi uygulama sayımız neredeyse birkaç operasyonla sınırlı. Özellikle ilk onarımı eğer başarılı bir şekilde yapamazsak sonraki onarımlarda morbidite ve mortaliteler hızla görülmeye başlanıyor. Maliyet analizi yapıldığında bu 2019 yılındaki çalışmada Amerika'da safra yolu yaralanması olduğu zaman hasta başına maliyet %126 olarak arttığı görülmüş. Bu oran Amerika için 60 bin dolar civarı olarak görülmüş. Peki sadece maliyet mi? Hayır. Bu hastalarda aynı zamanda mortalite de yüksek olduğu görülmüş. 1 yıllık ve 5 yıllık sıralamalarda %7'den %17'ye kadar varan safra yolu yaralanmalarıyla ilişkili mortalitelerin olduğu gözüküyor. Yine aynı yayında, aynı yaş grubu, benzer özelliklerin içerildiği klinik çalışmada toplam mortalitenin, yaşam boyu mortalitenin %8'lere kadar çıktığı görülüyor. En büyük sıkıntı da aslında, tamam pek çok hastalarımızda mortalite olabilir. Özellikle kanser cerrahisinde, travma cerrahisinde mortalite olabilir. Ancak laparoskopik kolestektomi biraz da biz doktorlardan kaynaklanan, hastalara sanki çok basit bir cerrahi, hemen gireceksin, çıkacaksın, basit bir operasyon, her yerde yapılıyormuş gibi gösteriliyor olması ve sonrasında yaralanma sonucunda %8'lere kadar varan mortalite olması tabii ki hekimleri de zor durumlara düşürmekte. Yapılan bu çalışmada laparoskopik cerrahide ilk 30 yıllık dönemde safra yolu yaralanmalarının 2-3 kat yüksek olduğu görülmüş. Öncelikle tabii ki ilk dönem yapılan laparoskopik cerrahiler
Asistanlık eğitimi esnasında bu eğitimi almadan dışarıda öğrenilen vakalar olduğu için bu orandan yüksek olduğu görülmüş. Daha sonra asistanlık eğitimine laparoskopik cerrahi eğitiminin girmesiyle beraber bu oranlarda bir miktar düşme olmuş ancak halen açık kolestektomi oranına iki kata kadar varan daha yüksek komplikasyonlar içeriyor. En büyük yaralanma sebebi intraoperatif olaraktan sistik kanalın net olarak ortaya konamaması ya da tanınmasında oluşan güçlük. Sistik kanalı ortaya koymadan yapılan cerrahide safra yolu yaralanmaları kaçınılmaz olarak görülebiliyor. Stasberg'in tarif ettiği 3 ana nokta diyor. Bu 3 ana noktaya dikkat ettiğimiz zaman yaralanmaları mümkün olduğunca aza indirebiliriz diye bahsediliyor. Hepatotistik üçgenin net olarak ortaya konması cerrahi diseksiyon esnasında, safra kesesinin özellikle 1/3'lük alt kısmının safra yatağından mutlaka ayrılması ve sadece ve sadece safra kesesine 2 tane yapının girdiğinden emin olunması. Burada en büyük sıkıntı, acaba aberan bir yapı var mıdır? Ya bu da anomali olabilir. Hasta üzerinde çok fazla iyimser düşünme hakkımız yok. Bu güvenlik parametrelerini yerine getirirsek safra yaralanmaları illaki başımıza gelecektir, olacaktır ancak en aza indirebiliriz. Yine yapılan çalışmalarda özellikle akut kolestit varlığında safra yaralanma riskinin 2 kat arttığı, şiddetli kolestitte Tokyo sınıflamasında T3 olarak tabir edilen durumlarda 4 kata kadar çıktığı görülmüş. Yine acil operasyonlarda Kanada'da yapılan bir çalışmada 5 kata kadar safra yolu yaralanmalarının olduğu görüldü. Burada şu aklınıza gelebilir. Bazen soruluyor. Akut kolestit durumlarında hastayı soğutalım mı yoksa hemen mi ameliyat edelim? Hastayı soğutmak bazı cerrahlar kaçınıyor. Hasta gidebilir diyerekten benim işim var işte bir an önce bu ameliyatı halletmem lazım daha sonra takip edemem gibi. Güvenli olan tarafı akut kolestitte mutlaka yapmanız gerekiyordur. Ona bir şey diyemeyiz. Ancak akut kolestit anında özellikle şiddetli akut kolestitte ameliyata aldığınız zaman hastayı aynı zamanda 5 kat safra yaralanması riskini de üzerinize alıyorsunuz. 1995'te %90'ının ilk 30 laparoskopinin altında operasyon yapan kişilerde olduğu kanısı hakimdi. Ancak daha sonrasında cerrahi eğitime, asistanlık eğitimine, laparoskopik cerrahinin eklenmesiyle beraber aslında bu sayının çok da önemli olmadığı ortaya çıkmış. Düşük kümülatif cerrahi olarak tabir ettiğimiz, yani yılda toplamda 103 vakanın altında, düşük yıllık hacim olarak da tabir ettiğimiz toplamda 19 vakanın altında laparoskopik kolestektomi yapan kişilerle daha fazla yapan kişiler arasında anlamlı bir fark görülmemiş. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark bu hastaların hastanede kalış süreleri, maliyeti ve taburcu sürelerinde olduğu görülmekte. Klinik olaraktan peki safra yaralanmaları oldu. Bunları tespit edebiliyor muyuz? Her zaman edemiyoruz. Aslında edemediğimiz yaralanmaların büyük kısmında basit yaralanmalar oluyor. Safra yolu yaralanmaların sadece 1/3'ü operasyon esnasında net olarak tanı konabiliyor. Ancak tabii ki yaralanma koledon tam kesisi şeklinde Strasberg tip E yaralanmaları olduğu zaman ameliyat anında bunların %70-80 olaraktan tanı konduğu görülüyor. Peki en sık semptomlar nelerdir? Karın ağrısı, hassasiyet, ateş, bulantı, kusma. Tabii bununla beraber hıçkırık, hastada döküntüler, ateş, ileus gelişmesi, bulantı, kusma ve direnden özellikle safra gelmesi durumunda safra yolu yaralanmasından şiddetli bir şekilde şüphe etmek lazım. Hastaların hemen tamamında lokosit yüksekliği ile beraber %50 kadarında bilirubin yüksekliği de görülecektir. Bilirubin yüksekliği sadece koledon tam kapanmasında değil, aynı zamanda aberan kanalların açılmasında ya da sistik kanalın açılmasında veyahut da lateral kesilerde de biliyomaya bağlı olaraktan periton içerisinden eminime bağlı olarak da safra yüksekliği görülebilir. Dediğimiz gibi ameliyat esnasında her safra yolu yaralanması net olarak tanı konamayabilir. Özellikle sistik kanalın sızdırması, sistik kanalın diseksiyonu esnasında koledon lateral kesisi, koterleme esnasında duvarda bir nekroz oluşması, hasar oluşması ve devamında nekroza dönüşüp perfor olması veyahut da safra kesisi yatağında aberan bir kanalın diseksiyon esnasında kesilmesi veyahut da luçka dediğimiz kanalın açılması genellikle ameliyattan sonra direnden gelen safrayla tanı koyarız. Cerrah bir defa şunu bilecek. Asla ekstra kanalları sadece aksesuar kanal olarak düşünmeyecek. İyimser olmak belki hastanın görevi. Biz hastaya ilk telkinlerde bulunacağız. İyileşeceği, ameliyatın güzel geçeceği yönde. Ancak iyimserlik cerrahide bilginin, tecrübenin ve özellikle dikkatin hastanın sağlığının önüne geçmemesi lazım. Altta her zaman söylediği gibi hocalarımızın da orada en kıymetli olan hasta ve hastanın sağlığı.
Özellikle ameliyat esnasında porta hepatit sistemi ve hepatoduodenal ligamandan bir safra sızıntısı görüldüğü zaman iyimser, çok da fazla iyimser düşünmeyip bir safra yaranları olmuş olacağı aklımıza mutlaka getirmemiz lazım. Hastada taburcu ettikten sonra ya da takip esnasında peritonit veyahut da hemodinamik bir instabilite olduğu zaman tanı tetiklerine çok fazla gerek duymadan acil operasyon indikasyonu kararı alabiliriz. Bunun dışında hastaları değerlendirirken kullanacağımız ilk tanı yöntemi ultrason olacaktır. Ultrason bizi neyi gösterecektir? Ultrason özellikle biliyomayı gösterecektir. Onun dışında eğer tam kliplenmiş, tam kapatılmış bir koledok ya da safra kanalı varsa bunun proksimaldeki genişlemeyi de gösterecektir. Beraberinde Doppler değerlendirmesiyle beraber vasküler yaralanmaları da ortaya koyabilir. Hastada enflamatuar septik bulgular oluşmaya başladıysa mutlaka kontrastlı tomografi ile hastanın değerlendirilmesi lazım. Tabii tomografi bir yere kadar bize cevap veriyor. Ultrason ve tomografinin tanı koymanın dışında bir özelliği de oluşan biliyomanın ya da sepsi, o bölgede oluşan apsinin, sıvının aynı zamanda drenaj içinde, tedavi içinde bize imkan sağlıyor. Safra yollarının en güzel değerlendirmesi anatomik olarak da safra ağacını net olarak ortaya koyabilmemizi sağlayan MRCP'dir. Bunun da üstünde safra kaçaklarının en güzel değerlendirmesi sağlayan HIDA sintigrafisidir. Ancak rutinde çok da fazla kullanılan bir yöntem değildir. ERCP özellikle lateral kesilerde koledok içerisinde bazen taştan kaynaklanan distal intikambasına bağlı olaraktan klip sistik kanalda açılabilir veyahut da duvarda diseksiyon esnasında yaptığımız incelemeler perforasyona dönüşebilir. İşte bu durumda hem taşın alınması, taş olmasa dahi koledokta ve safra kanallarında lateral yaralanmalar olduğunda içeriye bir stent konularaktan safra drenajının düşük basınçta sağlanmasıyla bu fistülün kapanmasına imkan verdiği için değerli bir tetkiktir. Hastada koledok tıkanıklığını tespit ettiniz ve beraberinde de kolonjit varlığı var ve sepse doğru gidiyor. Bu durumda acil perkutan kolonjiyografinin yeri vardır. Şimdi pek çok sınıflama mevcut safra yaralanmalarla ilgili. İlk sınıflamalardan biri aslında bismut sınıflaması. Ancak bismut sınıflaması laparoskopik kolostektomide oluşan yaralanmalarla beraber yetersiz kalmaya başladığı için Strasberg sınıflaması bunun yerini almaya başlamıştır. Strasberg sınıflamasının E kısmıyla bismut sınıflaması aynıdır. Ana safra kanallarındaki kesinin bifurkasyona 2 santimden kısa veya yakın olması, bifurkasyonun hemen bitişinden kesilmesi, bifurkasyonun içerisine alınması ya da sağ aberan kanal kesilmesiyle beraber ana safra kanalının kriplenmesi şeklinde sınıflandırılır. Strasberg sınıflamasının dışında bir de Stewart-Weil sınıflaması vardır. Bu sınıflamanın güzel tarafı hem safra yalanmasını tarif eder hem de bunun neyin sebep olduğunu az çok bize izah eder. Beraberinde de sağ hepatik arter yaralanmasının oranlarını da verir. Class 4'te gördüğünüz gibi %60'a kadar varan sağ hepatik arter yaralanması vardır. Sınıflama bu şekilde. Hem mekanizmayı, hem anatomiyi, hem de rezeksiyonun nereden yapıldığı konusunda bize fikir veriyor. Class 1 yaralanma sistik kanalın açık bırakılması ya da sistik kanal diseksiyonu esnasında koledon lateralden küçük insizyonla hasarlanması veyahut da operasyon esnasında anjiyo çekeceğimiz zaman sistik kanala yaptığımız kesinin bıçağın birazcık kaçmasıyla beraber koledon yaralanmasını ifade eden yaralanmadır. %6'sını içerir. Klasik yaralanmalarda orta hepatik kanalda lateral bir hasar vardır. Ancak tam olarak kapanmamış ya da kopmamış olabilir. Bu da fazla koter ya da fazla klip kullanmayla alakalıdır. Ameliyat esnasında bizim de asistanlara söylediğimiz basit bir kural var. Klip sayısı 6'dan fazla kullanıyorsan dikkatli olman lazım. Sonuçta sistik kanal ve sistik arter için toplamda 6 klip kullanıyoruz. Bu 6 klipin üzerindeki kullandığımız her klip mutlaka bizi tedirgin etmesi lazım. Gerekirse açık cerrahiye dönmemiz lazım. Anatomiyi net olarak ortaya koyamadığımızı ve hemostazı tam olarak sağlayamadığımızın bir işareti fazla klip kullanmak. Sınıf 2 ve 3 kenar arasında ABCD diye sınıflanıyor. Bu da bifurkasyonu olan yakınlıklarına göre olayın şiddeti gittikçe artıyor. Artık Class 3D'de bu bifurkasyon tamamıyla hepatik kanalın ortadan kaldırılması beraber çok güç cerrahi onarım gerektiren arkadaşlarımız bahsedecekler durum haline geliyor. Tip 4 yaralanmalarda ise sağ
ana safra kanalıyla beraber sağ hepatik arterin yaralanmasını içeriyor. Burada da diseksiyon alanını kaybedip derinleştirdiğimiz zaman hilusa doğru yaptığımız derin diseksiyonlarda bu tür hasarlarla karşılaşabiliyoruz. Yine Hanovey ve New sınıflamaları var. Bunlar da kendi içerisinde safra kaçaklarının olduğu, kesi olmaksızın kliplemelerin olduğu, lateral hasarların olduğu, direkt tam kesilerin olduğu ve darlıkların olduğu şeklinde A, B, C, D ve E şeklinde sınıflamalar mevcut. Bu sunumdan akılda kalacak olan nedir? Laparoskopik kolestektomi, açık kolestektomi oranla 2 kattan fazla riske sahiptir. Laparoskopik kolestektomide bu riski oluşturan nedir? Birincisi kısıtlı görüntü açısı, ikincisi iki boyutlu değerlendirme, dokunma duyusunun ortadan kalkması ve el becerisinin gelişmemiş olması. Safra yolu yaralanmasını tetikleyen faktörler, hastadaki faktörler nelerdir? Bunlar da akut ya da kronik kolestit varlığı, obezite, anatomik varyasyonlar, kanama, yetersiz görüntüleme, kesenin kendisine bağlı, anatominin kendisine bağlı olaraktan ince ana safra kanallarının varlığı, özellikle ince ana safra kanallarının varlığında eğer keseyi çok fazla yukarıya doğru çekecek olursanız sistik kanalınız koledokla eş hizaya gelecektir. Hatta bu durumda koledosistik kanal zannedip kliplemeniz mümkündür. Açılı laparoskop kullanması mutlaka önerilmekte. Açılı laparoskopla hem kliplediğiniz bölgeyi net olarak görebilmektesiniz. Keseye ve yatağına hem sağ taraftan hem sol tarafta ya da süperiyordan istediğiniz açıdan tekrar değerlendirebilirsiniz. Karaciğere derin diseksiyon yapmaktan mutlaka kaçınmak lazım. Hiler bölgeden sakınmak lazım. Erken tanı, uygun tedavi önereceğimiz, zaten hocalarımız açık ve kapalı yöntem tedavilerinden bahsedecekler. Erken tanı sonrasında özellikle safra akışının kontrol edilmesi, beslenmenin sağlanması ve onarım için bu önemli. Tamam, her yaralanma oluştu. Bu her yaralanmayı ben tedavi ederim egosuna kapılmamak lazım. Bazı şeyler bizi aşabilir. Aştığı zaman bu konuda uzmanlaşmış yerlere hastayı taburcu etmekte ürkek davranmamak lazım. Çok teşekkür ederim.